direncini hesaplamak istersek, bu ikisinin bir ortalama direnci, buna RT1 diyelim. Bu ikisinin bir ortalama direnci RT2. İkisinin toplamından da direkt ben TV'nin direncini bulurum. Buraya da geldik hemen. Buradaki hesaplamada TV'nin direnci diyoruz. Neye eşittir burada? Birinci olarak R1 çarpı R3. Yani şu kısmı biz dolayısıyla RT1 diyebiliriz. Tamam. Birinci koldaki dirençlerin toplamı diyelim. R1 çarpı R3, R1 artı R3 olur paralel. Tamam. Artı işlem devam ediyor. Şuraya ben de artı diye yazayım. İkinci paralellik R2 ile R4 arasında. Mesela R2 çarpı R4, R2 artı R4'ten de RT2 dediğim hikayeyi hesaplamış olurum. Burada vatandaşın istediği TV'nin direncini bulmuş olurum. O da ne kadar? 322,067 ohm kadar bir değerde bu. Tamam mıyız? Evet, tamamız. Geldim. Burada TV'nin eşdeğerini çizerek diyor. Son ivme akımını hesaplayalım. İstenen işte I ile veya ivme aynı şeydir sonuçta. Bunu biz de zaten bulmuş oluyoruz. Getirdim. TV'nin gerilimi buldum. 0,132 volt zaten. Onu yazdım. TV'nin direnci 327,067. Onu yazdım. Tamam. Getirdim de ilk halinde devrenin buradan 1K geçer diye 1K'lık iş direnci var diye yazıyordu RM. İMS'i de direkt gerilim 0132 TV'nin gerilimi bölü TV'nin direnci 327,067 artı buradaki RM direnci 1000 ohm yani 1K tamam. 0132 bölü 1327 bilmem kaçtan böldüğünde 0,099 miliamper küçük bir değer çıkıyor aşağısı çünkü büyük yaklaşık 99 mikroamper, 100 amperde neredeyse bir değer çıkıyor. Yine istediğimiz cevap bu. İ ile veya bu sorudaki gibi İm'nin değerini ampermetreden geçen akımın değerini hesaplayınız diyeceğiz. O anki devrede doğrusu bu oluyor. Ampermetrenin göstereceği değer bu olmuş olur. Derdimiz bu. Bunu da bu şekilde göstermiş olalım. Bu da çıkabilir. Zaten TV'nin teoremiyle ilgili olarak bu ikisinden birinden çıkar. Onu da özellikle belirtelim. Geldik ikinci hikayemize. Bu yine en kazıklarından biri. Bunu normalde söyleyin yine klasik sistem olduğunda soruyordu. Tek bir soruydu bu 35 puanlık bir soruydu. Aynı şey bu devre içinde önce yani buradaki hikayelere göre gidersek bu en uzun konulardan biriydi. Normalde TV'nin teoremine göre diyor buradaki RL'den geçen şuradaki İl akımını hesaplayınız diyor soru ama bunu hesaplamak için kaç tane takla atıyoruz? Önce diyoruz buradaki akımları bulmamız lazım. Dolayısıyla bu bir gözdür. Buradan İ1 akımı geçer. Tamam. Dolayısıyla birinci akım buradan hesaplanır. Bu ikinci gözdür. İ2 akım buradan hesaplanır. Buraları düşündüğünüz gibi dur şurada dediğimiz gibi XX uçları olur. Yani şu nokta X'in değili. Şu noktada aynı şekilde X noktasıdır yani kuralımıza göre. Bu noktalarda da biz neyi arıyoruz? TV'nin direncini arıyoruz. Olay bu. Dolayısıyla R1'in değerini, R2 değerini hesaplarız şuradaki fasıllardan. Biri bak 4,84'müş. R2'de 8,066'mış yerine yazarız. Sonra bu İ1 ve İ2 akımlarını burada denklemleri oluşturarak buluruz. İlk önce işlediğimiz hikaye dediğim gibi loop analizi. Loop analizine göre buradan geçen İ1 ve İ2 akımlarını bulacağız. Bunları bulduk ne olacak? İ1'i buldun, R1 ile çarpacaksın. Bu da İ2 akımı. İ2'yi buldun, R2 ile çarpacaksın. Dolayısıyla bunu R demeyelim. İlk anda TV'nin gerilimi şu doğru olsun. Yani gerilim kaynakları devrede ya. Dolayısıyla biz de TV'nin gerilimini hesaplamış oluruz. TV'nin direnci olmaz. Yani burada TV'nin direnci eşittir. Şuradaki iki tane İ1 çarpı R1 ne olur? V1 demektir. Tamam. Yine aynı şekilde altı da düşünürseniz burası da İ2'yi bulacaksın. Lüpanizinle getireceksin R2 ile çarpacaksın. Oldu sana V2. Bu iki gerilimin toplamını alacaksın. İşte ne kadarsa atıyorum. İşte 210 volt falan ne değeri varsa tamam diyeceksin. TV'nin gerilimi buymuş. Bunu loop analizi kullanarak TV'nin gerilimini hesaplıyorum. Birinci işlem bu. Tamam bunu anladık diyelim. Devam ettik yolumuza. Tamam yolumuzda ne var? Şimdi bu kez TV'nin gerilimi işte biraz önce çizdiğim fasıl bu. Aynı şekilde bu çizdiğim fasılın evet zaten net olarak burada varmış. Neyi paylaşıyor? Dur ben yanlış yere giriyorum. Tamam.
Devrenin işte loop 1, loop 2 akım var. Değerlerini yazıyoruz, denklemlerini. Denklemlerden çekiyoruz. Deltası, delta i1'i bilmem nesi. Sonra gerçek i1 ve gerçek i2 değerleri. Bunu demiştik i1'i çarpacaksın r1 ile. Değer işte 4.84. Bu 5.903'ü de çarpacaksın 8.066 ile. Buradan da v1, v2 hesaplanacak. Tabii yolu devam ediyor. Ben öyle 2 dakikada anlatıyorum ama öyle 2 dakikalık işler değil. Buradan da işte TV'nin gerilimini bulmuş olmuş. TV'nin gerilimi demiş bu hesaplamalara göre 88.844'tür. Tamam, eyvallah. Hadi birini kazara bulduk. TV'nin direnci. TV'nin direnci olması için hatırlarsanız şuralarda gerilim kaynakları vardı. Gerilim kaynakları uçurulurdu hikayeye göre. Kısa devre ediliyor. Kalmıyor. Hala sadece XX uçlarında, XX uçları da zaten burası bizim normal kuralımıza göre her zaman en sağda, en çıkış yeri. TV'nin direncini buna göre yazıyoruz. Burada TV'nin direncini hesaplamak için yine bir tuhaflık var. Çünkü bu devre şurada kendi içinde seri paralel değil. Şurası mesela bir üçgen, şurası ayrı bir üçgen. O zaman diyor adam bu noktadan başlarım diyor. Şu diyor normalde yani böyle değil de direkt böyle olduğunu varsayarsan, şu Z noktası arasında bir RA varsa, Q var yani değeri 5 ohm. Şurası tam bakın üçgen olur. R1, RA, RN. Bunu diyor getiririm diyor, yıldıza çevirin. Bir ucunu buraya, bir ucunu X'e, bir ucu Z'de olan diyor bir yıldız devre yaparım. Bu yıldız devreden dağlarından giderim. Burada da ne olacak? TV'nin direncini yaparken transfigürasyon kullanacağım. İkinci hikaye. Oldu, tamam diyelim, hadi onu kullandık. Çevirilerini yaptık. Sırada ne var? Onu bulduk. Devre bu hale geldi. Transfigürasyondan dolayı. Şu yeni değer olarak şuradaki fasla göre gidersem Rx'i, Rz'i ve Ry'yi bulmuşuz. Çevrimi, üçgeni yıldıza çevirdik. Çevirdik, tamam. Burada da daha önceki devreden kalanların şekli aynı hizaya göre görüyoruz. Bunları tamamladık. O zaman diyor anca bakın diyor bu kurtarır diyor. Çünkü diyor buna göre gidersen diyor serilik paralellik hikayesine göre burada diyor şu ikisi diyor kesinlikle birbirine diyor bir seridir bir diyor. Yine şuradan bak böyle geldi böyle gitti. Şunların diye ikisi de diyor aslında birbirine seridir diyor. Tamam bu da böyle hesapladı. Bu da diyor uçlara göre gidersek diyor bu da ayrıdır. Yani dolayısıyla ben bu diyor yeniden çizersem bir yukarıdan gelen yani şurada bir R X olur diyor bir. Şunu diyor şöyle iki kol diyor yaparım diyor. Şu iki direncin toplamından diyor bir name bir direnç çıkar diyor. Ona da mesela sallayalım R ne demiş? P olsun tamam. R P demiş bu olur. Aynı hikaye bir tane demiş sağdan bir tane daha direncim olur. O da yani şurası. R Y ile R Z'nin toplamı. Ona da demiş adam R Q da demiş bu olsun. Eyvallah. Şu uçlar neyse şunlar. Yani şuna göre gidersek TV'nin direnci uçları burası her zaman devam ediyor. Şu noktalar yani. Şu ikisi XX uçlarına göre. Dolayısıyla şu ikisi birbirine paralel olmuş olur. Şu RP ile RQ. Şu da birbirine RX de seri olur. Hikayeye göre buraya getirip yazarsak en altta da yine var. RX artı RP RP artı RQ'dan TV'nin direnci de 7.786 buluruz. Hadi bulduk. Hala bitmedi. Daha TV'nin direncini bulduk. Onda da burada transfigürasyonda kullandık. Yanımıza okudu zaten. Geldi son hali. Bu benim işte biraz önce çizdiğim hali bu olur. Buradan da tek bir TV'nin direncini bulursun. Son olarak da burada var olan I ile I3 akımının değerini TV'nin gerilimi. TV'nin direnci belli. Buradan yine hesaplayarak bulursun ve kurtulursun diyor. Bu bayağı bir sıkıntı. Zaten sahiden net olalım. Hiç soru sormuyor. Tek bir soru soralım. Bir sınav yapalım. 30 dakika verelim. Sadece bunu soralım. Sınıfın yarısı kalır zaten. Yapamaz. Kesin yani. Adım gibi. Denemesi bedava. Hala varsa ben onları ayrı grup olarak alırım. Sadece 30 dakika tek bir soru. Ben yaparım diyenler buyursun gelsin. Nodri meydan. Tamamdır. Ya geçersin ya kalırsın. Ya sağlama yüz alırsın ya sağlama kalırsın. Geçtik. Aa, teoremin dönesi. Deney bir